Evet sevgili dostlar sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bu videoda bugün sizlere e, bazı şeyleri açıklayacağım sevgili arkadaşlar. Sizlerden sadece rica ediyorum lütfen ama lütfen bu videoyu beğenin. Kanalımıza ilgili şu sıkıntıları da birlikte atlatalım. Sizlerle daha mutlu yarınlara koşalım. Birlikte coşalım arkadaşlar. Beğenenler dert görmesin inşallah beğenen kardeşlerime çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Normalde baştan başlamam lazım ama sondan mı başlasam diye düşünüyorum. Sondan başlayalım. Fenerbahçe'de orta saha için en güçlü aday diye başlayalım. Abdülkerim bardakçı transferi büyük ölçüde bitiren Fenerbahçe'de artık gündem 6 numara diyor. Kısmen doğru. Sarı Hacivertlerin William Carvalho ve Vinicius Souza'nın Yüksek maliyetler nedeniyle Jesus'un eski öğrencisi William Arao'ya yöneldiği öğrenildi diyor. Ben ee, duyum vereceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Yani öyle haberleri okuyup geçmiyorum. Dikkat ediyorsanız haberleri e, kısaca bitiriyorum. Sonra duyumları veriyorum. Yani her videoda duyum var. İzle ve bilirseniz tahammül edebilirsiniz. böyle süreyi kısaltmaya çalıştığım için de biraz dil sürçmeleri olursa affınıza sığınıyorum. William Arao'ya yöneldi. Süper Lig'de Fenerbahçe Jesus'un imzası sonrasında transfer çalışmaları Carlos 6 numara Jesus William Arao eski öğrencisi Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen yıldız futbolcu Portekizli teknik adam Jesus'un da eski öğrencisi 29 yaşındaki Arao'nun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona erecek. Açıkça bir şey söyleyeyim mi? Gün geçtikçe ben diyorum ki herhalde Flamengo'dan hiçbir Allah'ın kulu gelmeyecek. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kısa, öz ve duyum olarak söylüyorum. Bakın duyum olarak lütfen dikkatlice dinleyin. Abdülkerim Bardakçı konuşmuyorum o konu dışı. William Carvalho. Bence Carvalho'nun olma ihtimali %10'un altına düştü. Niye %10'un altına birdenbire derlerse tamam sizin teklifiniz kabul diye o zaman olabilir. Onun dışında bitti çünkü hem futbolcu yüksek bedeli istiyor hem kulübü düşmüyor. 2. Vinicius Souza. Futbolcu yönünden hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın biz Rossi'yi 750 bin ila 900 bin euro arasında oynatıyoruz. İşte belli oynama maddeleri falan filanla birlikte. Ee, oyuncu da hemen hemen bu fiyatlara okey diyor zaten. Oyuncu da hiçbir sıkıntı yok ama kulübü 9 milyon euro. 9. Lan 4,5 verelim 9 milyon euro dediği için. Bu ihtimalle %10'un altında. William Arao William Arao için bizim 3 milyon euro teklifimiz var. Arkadaşlar 5,5 istiyorlar Arao'ya. Son oynadığı maçı falan da izledikten sonra muhtemelen sizin tepkiniz şeydir ama yani çok şey yok. Belki Gustavo'yu takasta falan istese Flamengo o şekilde olur. Ama Gustavo'yu takasta istemezse, Lemos'u takasta falan istemezse ben Arao'ya içinde %10'un altında bir ihtimal belirtiyorum. Şu porte, portolu bir oyuncu çıktı diye. Benim kafamda o var. Bilmiyorum ne derece doğru olacak, ne derece yanlış olacak. Hani bana kalırsa o ya da başka bir alternatif öneririz gibi. Yani şu saydığım Carvalho, Souza, Arao isminin üçü de gelmeyecek diye düşünüyorum. Hem de duyumlarım bu şekilde arkadaşlar. Fenerbahçe'ye Fransız golcü. Forvet araçlarını sürdüren Fenerbahçe bon servisi Lens'te bulunan. Aa, Beşiktaş'taki lens bir lens. Milletin gözü yaşlı lens artık Beşiktaşlı diyorlardı. Sonra o lens Beşiktaş'ı bız, bız 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 sağmıştı. Sonra benimle alay eden arkadaşlar demişti. Ulan arkadaş adam bir bildiği varmış. Bak o kadar bize kitlediler lensi diye. Advokat yani yırtılmıştı. Aman ha demişti. Sakın bu çocuğu bonservisini almayın. Oynamaz demişti. Neyse. Fransa'nın Lens takımında bulunan Simon Banza'yı gündemine aldı diyor. Sevgili arkadaşlar. Fransızlar Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Zaragoza ile birlikte Lens'in golcüsü Simon Banza'nın peşine düştüğünü yazdı. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon Portekiz'de Famalico'da kiralıktı. Ve 28 lig maçında 12 gol 3 asist oynamıştı. Haberde Banza'ya ABD'de ne tekliflerin olduğu belirtilirken Lens'in bir yıl sözleşmesi kalan Fransız için 5 milyon euro istediği belirtildi. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Benim alay ettiğim sistemle yazılmış bir haber. Yani ya Portekizli ya Brezilyalı ya Jesus'un eski öğrencisi ya da Flamingo'da. Dörtte bir kuralı. Dörtte bire uyuyor mu uyuyor. Portekizlikinde kiralıkmış bitti. İnanın mide bulanmaya başladı. Gerçekten mide bulanmaya başladı. Yani Allah yardımcımız olsun. Ya Allah bizi korusun inşallah bunlardan. Hocam, sen bize Emre Mor'dan basket. Basket? Bahset. Ha bahset tamam. Fenerbahçe yıldız oyuncuyu bitiriyor. Fenerbahçe Emre Mor'u kapıyor. Arkadaşlar müsaadenizle buraya koymam lazım. Şunu da koyayım. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gümrükle Emre Mor transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü. Doğru. Hocam senin normalde yalanlaman lazımdı. Alakası yok. Külliyen yalan demen lazım. Ne yalan? Doğru ya da doğru demeyecek miyiz? Jorge Jesus ile ilk maçında şu kupi karşısına çıkan Fenerbahçe 2-2 beraberlikte ayrıldı. Daha güçlü kadroyla girmek istiyor. Lincoln, Henrique ve Buruma transferlerini yaptıktan sonra Abdülkerim bardakçıyı da ekleyin. Belki bu videoyu siz izlerken Abdülkerim'in kapı yapılmış olacaktır. Sonra selamun aleyküm hocam diye yorum yazarsınız. Ben de ve aleyküm selam kardeşim derim. Ee, sonra kıskananlar çatlar. Onlar çatlarken de biz mutlu oluruz. Konya Spor'un Abdülkerim anlaştı. anlaştığı Fenerbahçe yıldız transferini daha bitirmek üzere. Süper Lig'de Emre Mor'u kaptı. Fenerbahçe Trabzonspor Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Emre Mor'un yeni adresi Fenerbahçe olmak üzere demiş. Bence e, yeni adresi Fenerbahçe diyebiliriz. Yani Allah'tan bir mani gelmezse, biz son anda vazgeçmezsek, bence e, köşedeki kap boşuna değildir. Hatta e, ne göndersem ki ekrana? Şunu göndereyim. Yok bu da sarı kırmızı oldu. Ha şu daha güzel. Uzun süredir görüşen Sarı Lacivertli yönetim ve kara idareciler dün yapılan son görüşmede anlaştı. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ödenecek rakam netlik kazanamazken. Ben biliyorum da söylemem. Fenerbahçe'nin bir de futbolcuyu kırmızı siyahlı ekibe göndereceği öğrenildi. Kara gümrüğün Selta Vigo'dan kiraladı ve daha sonra bonservisini aldı Emre Mor. Geçen sezon ligde 26 maçta 5 gol 3 asist kaydetti. Türkiye kupasına forma gidiyor 3 maçta da 1 gol 1 asistten oynadı. Aslına bakarsanız kötü bir istatistik. Harbi söylüyorum kötü bir istatistik. Ne alan? 29 maç diyelim total. 6 gol, 4 asist. Yani 29'da 10 kötü. Rostevo'nun 2 katını, 3 katını yaptı. Çöplenmekten başka hiçbir şey görmedim. Ancak ortada bir olay var. Şimdi çekirge bir sıçrar, iki sıçrar olay var ya. Emre Mor çekirge olarak bir sıçramıştı. Bir daha sıçramıştı ama o seviyelere çıkamamıştı. Fenerbahçe taraftar Jesus'a güvendiği için diyor ki biz Emre Mor'u öyle bir sıçratırız. Diyor. <laughs> Tabi bu sezon etkili bir performans ortaya koydu ve yollarına ayrıldı teknik direktör Volkan Demirel ile ilgili de bir veda mesajı yayınlamıştı. Seninle çalışmak bir zevk demişti. E, bu transferde Volkan Demirel etmeni olabilir diyorlar. Tabii ki de olacak. Tabii ki de olacak. Yıllarca Fatih milli takımı çalıştırırken Galatasaray'a bir sürü futbolcu getirmedi mi? Getirdim. Şimdi hak yemeyelim. Benim Emre Mor'la ilgili duyumlarımı üyelerim biliyor. Abonelerim de biliyor. Yeni abone olan arkadaşlar yapacak bir şey yok. Siz de geç kaldınız arkadaşlar. Erken gelseydiniz. Bu <laughs> arada e, abone sayacını kapattım. 23.400 şey 24.300'de kaldık. Bir türlü 25.000 olamadık. Üzülüyorum açıkçası arkadaşlar. Yani <laughs> oynama olmayınca üzülüyorum. 25 .000 olmadan da Forvet transferi açıklanmayacak Fenerbahçe'de. O yüzden 25 bin olmasını istiyorum Forvet'in gelmesi için. Ama siz inanmıyorsunuz lan adam kanalını düşünüyor 25 bin olsun istiyor diyorsunuz ama alakası yok. Kanal 25 bin aboneye ulaşsın Forvet transferi açıklanacak arkadaşlar. Forvet kapı gelecek. Hocam 25 bin olmazsa o zaman Samat, şeye talim yani Samat istemeyen Forvet'te. Samatta'yla, ne bileyim Berişa'yla, Lemos'tan, Memos'tan sezon geçmez diyen herkesin abone olmasını rica ediyorum. Bakalım. 25.000'i geçerek açıklanmazsa söverim. Siz 25.000'i geçin bakın bakalım neler oluyor. Şimdi benim Emre Mor duyumumu herkes biliyor. Üyelerim biliyor, abonelerim biliyor. Yeni arkadaşlar bilmeseler de olur. Onlar da zamana takip etsinler başka duyumlara. Yağız Bey demiş ki Fenerbahçe Emre Mor için Fatih Karagümrük'e resmi teklif yaptı. Oyuncunun temsilcisi sözleşme ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi. Kısa bir hatırlatma yapayım. Süleyman Urma dedi ki görüşme falan yapmadık. Emre Mor'la ilgili konuşmadık. Ben burada çıktım. Süleyman Urma'yı yalanladım. Not. Geçtiğimiz sene Brahim Darri'yi getirmişti Yağız Sabuncuoğlu Fenerbahçe'ye. Çok iyi hatırlıyorum. İşte Süleyman Urma'nın falan da açıklaması vardı. Ben gelmeyecek demiştim. Bu sefer de ben Emre Mor gelecek dedim. Hem de Süleyman Uğur'ma yok demesine rağmen birçok arkadaşım da alay ettiler, güldüler, eğlendiler. Şimdi muhtemelen kafaları kumun içindedir. Başka tarafları kumun dışındadır. Biz o başka taraflarına bakıyoruz şu anda arkadaşların. Bakalım oralarla gülebiliyorlar mı hala diye. Sercan ee, Sercan Hamzoğlu demiş ki Emre Morun başka bir takıma transferi gerçekleşirse belirlenen bonservis ücretinin %50'si oyuncuya verilecek. Şimdi bu madde kısmen doğru. Kara Gümrük de çok zeki bir takım. Süleyman Orma'da da yılların menajeri. Şimdi 3 milyon euroya anlaştık diyelim Emre Mor'la ilgili. Verirsek Kara Gümrük 1,5 kazanacak. 1,5'ü Emre Mor alacak. Peki değiştirelim. <laughs> değiştirelim. 2 tane çöp verelim. Pardon 2 tane oyuncu verelim. Misal. Hmm, kimi verelim? Ya da bir tane verelim. Tisarant'ı verelim. Tisserant'ın bon servisi artı 800 bin euro mesela. Tisserant 1.8 alıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. 1 milyon euro verelim. Tisserant artı 1 milyon euro. Hocam Tisserant'ı 4'e aldık. Etme eyleme. Novak artı Lemos verelim. Direkt alalım Emre Mor'u. Tamam değiştirin. İsmail Yüksek'in bon servisiyle birlikte verelim. 1. Bir. Lemos'u bon servisiyle verelim. 2. da verelim. 3. Para da vermeyelim. Şöyle bir şey eklettirelim. İsmail Yüksel'in satışından %50 Pay Fenerbahçe'nin diye. Ya da Lemos'un satışından da diye bu şekilde eklettirelim. Bu mantıklı mı? Bence bu daha mantıklı. Yani bu sayede hem Emre Mor azalmış olur hem Karagümrük yüksek almış olur. Ya yani bizim paramız yok. Max Mayer, Lemos, gerçi Mayer'in başka bir takıma gideceğini düşünüyorum ben de. Ee, Portekiz liginden. <laughs> Burada normalde bir şey içmem lazım ama kusura bakmayın diye içemiyorum. Hani biz fakiriz bunlardan birine verelim diye. Ee, Ahmet Ercanlar Emre Don Fenerbahçe'de demiş. Ee, Emre Mor Fenerbahçe'de demiş. Ee, onun böyle muhtemelen karıştırmıştır. Abdül Kerim yaprakçı transferinde transfer olduğu gibi. Yani Emre Mor dün akşam da Ferdi Kadıoğlu'nu takip almış. Yani Ferdi Kadıoğlu'nu takip alıyorsa kesin gelmiştir Fenerbahçe'ye değil mi? Ya arkadaşlar şöyle şu şekilde işaretleri takip ederek şunları paylaşan hesapları takip ederek burada doyumculuk kasmayın. Ben size bir şey söyleyeyim. Bak arkadaşlarınızla hava atabileceğiniz bir şey söyleyeyim mi? İyi dinleyin beni. Şu anda Fenerbahçe'de kim var? Kanat oynayabilen. Rossi 1. Gözün kapalı Rossi yazarsın. Buruma 2. Hadi Rossi Buruma'yı arkalı önüne yaz. İrfan Can Kahveci 3. Emre Moru da say 4. Hocam zorda kalırsak Muhammed Gümüşkaya oynayabilir, Ferdi oynayabilir, Osay oynayabilir, Pelkas oynayabilir, Mert Hakan oynayabilir zorda kalırsan. Ben diyorum ki eğer Emre Mor'u alırsak ya ben Traore olsun, başkası olsun hiçbir şekilde ee, transfer yapılmaz artık ya da fırsat transferi kullanılır. Misal veriyorum Rossi'ye 15 teklif olur, Bertrand için der ki 6-7'ye bırakırız, Rossi'yi satarsın onu alırsın. Bu şekilde sirkülasyon olur. Ama onun dışında zannetmiyorum. Ve ben Emre Mor'la Fenerbahçe'nin kanat transferini bitirdiğini düşünüyorum. Ama Pelkas satılırsa belki ama e, satılsa da biraz zor gibi geliyor bana. Bu kısımda hani aktarabileceklerim açıkçası bu kadar arkadaşlar. Yani videoyu da fazla uzun tutmamak adına burada bitireyim. Bana da kızmazsınız değil mi arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.